Arkaya verebilir misiniz arkadaşlar? Seçmen bir kere daha düşünecek. Dolayısıyla hani çok nadir olur böyle bir şey. Siz bir kere daha söz söyleme hakkına sahipsiniz. Ya kullandığınız oyla devam edeceksiniz, ya kullandığınız oy ve tercihi değiştireceksiniz ve Türkiye ye yeni bir yön ve yeni bir yörünge vereceksiniz. Haberi izlerken şunu düşünün. Henüz hiçbir şey bitmedi. İki hafta sonra sandık var ve kararı siz vereceksiniz. 2023'ün en önemli seçiminde seçmenler sandık başında. Dünya medyası seçimleri manşetten gördü. İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının bitebileceğini yazdı. New York Times'da seçimlerle ilgili Erdoğan'ın kaybı batıda rahatlama, Moskova'da endişe yaratır başlıklı bir haber yayınlandı. Analizde Avrupalı liderler Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda bundan memnuniyet duyacaktır. Rusya önemli bir müttefiki kaybedecektir yorumu yer aldı. Oylarını kullanmaları... Türk... İngiliz Sunday Times Erdoğan seçimlerde ile yapacak mı diye sordu. Haberinde hilenin önüne geçmek isteyen muhalefet her sandıkta avukat görevlendirdi. Sözlerine yer verdi. Bloomberg seçimleri Türkiye'de son durum. Keskin bir şekilde bölünen oylarla Erdoğan'ın geleceği mevzu bahis başlığıyla duyurdu. Analizde Türkiye'de bir nesildir yapılan en kritik seçim. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek artan otoriter rejiminin 30 yıla uzatılması oylanacak ifadesi yer aldı. İngiliz Financial Times gazetesi 14 Mayıs'ın Erdoğan'ın en zor sınavı olduğunu yazdı. Washington Post'a göre ise Erdoğan'ın kaderi bu seçime bağlı. Şimdi şu fotoğrafı koymasalar şaşardım yani. Bu kez de Cumali Bey koymuş. Şimdi profilinde reisim diyor Erdoğan var. Bizim eski seçimlerden Fatih Portakallı ikimizin yüzüyle ilgili fotoğrafı koyuyorlar efendim. Arkadaşlar seçime biz girmedik. Biz gazeteciyiz. Ama ben olabildiği kadar açık bir şekilde duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Kendimi koyuyorum onun yerine de onun için bakın şöyle. Ben böyle yapardım. Ben bu seçime katılan cumhurbaşkanı adayı olsaydım ve dün tabloyu böyle görseydim böyle yapardım. Derdim ki arkadaş ya ben bir şey kaybetmedim. Kazanamadım. Ama benim rakibim de Kazanamadı. Ortada kazanmaya çok uygun bir matematik var, matematik. Ama bakın, dün üç buçuk muydu, neydi? Bir şey söyledim ben. Bizim Emin Sürekli matematik deyince ben birazcık da psikolojiye getirmeye çalıştım. Onu anlatacağım size. Fakat Serra Elitaş diyor ki, Muharrem bütün adaylık sürecinde yaptıkları, adaylıktan çekilirken bile yaptıkları ve söyledikleriyle AK Parti ile yine bir tutum takındı diyor. Muharrem Gerçekten Muharrem İnce'nin bütün iş, eylem ve söylemleri AK Parti'ye yaradı. Ayrılırken bile. Hatta nasıl kullandılar değil mi? Şimdi şu kim? Heh, Cumali Bey. Efendim, hayattaki her şey psikolojidir, psikoloji. Şöyle. Kendinizi Erdoğan'ın yerine koyun. Ben hep bunu yapmaya çalışıyorum. Kendim onun yerine koymaya çalışıyorum. Erdoğan'sınız siz. Olağanüstü imkanlarınız var. Bir propaganda makineniz var. Milyar dolarlık imkanlar, devletin olanakları. Bütün bakanları sahneye sürmüşsünüz. Medya sizin elinizde. Troll ordusunu siz, troll ordusu size yakın diye özetleyeyim. Sizin kurmaylarınız yönetiyor ama seçimi birinci turda kazanamadınız. Ve bu ilk defa oluyor. Ve balkon konuşmasına çıktığınız zaman kazandım, halkım beni seçti demediniz. Ben bunun yüzü gülse de Erdoğan için ne anlama geldiğini, Erdoğan'ın iç dünyasında, ruh dünyasında neler estirdiğini anlayabiliyorum. Ama bu Erdoğan'ın psikolojisi. O kazanma psikolojisine döndürüyor işi kendisince, akıllıca. Rakibinin de böyle davranması lazım. Rakibi derken sadece Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyorum. Oradaki altı lideri, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı, onların parti kurmaylarını, onlara yakın gazetecileri, onları da söylüyorum. Gün, günah keçisi arama günü değil. Kolum kanadım kırıldı diyerek ahlar vahlar söylemek günü değil. 14 gün sonra sandık var, seçim var. İşte de ortada kazanmanız gereken yüzde beş var. Ya o kadar ortadaki seçimi kazanma ihtimali. Ama buna uygun bir duygu durumunu şekillendirmeniz, yüreğinizde hissetmeniz ve yüreğinizdekini de ülkeye ve dünyadaki dört bir tarafındaki oy kullanacak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına hissettirmeniz lazım. Peki kimler vekil oldu, kimler olamadı? Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri tamamlandı. <laughs> Sabah saatlerinden itibaren sandığa giden seçmenler 17'ye kadar tercihini yaptı. <laughs> milletvekili seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı 325 milletvekili çıkardı. AKP 268, MHP 51 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girecek. Millet İttifakı ise 213 sandalye elde etti. CHP'den 167, İyi Parti'den 44 milletvekili meclise girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı ise %10,21 oy alarak 65 milletvekili elde etti. Yeşil Sol Parti 62 vekile sahipken Tip 3 vekille parlamentoda yer alacak. <laughs> CHP Diyarbakır'dan 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. Sezgin Tanrıkulu meclise girdi. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçinin eşi Türkan Elçi de İstanbul 3. bölgede CHP listelerinden meclise girdi. Rize'de 1980'den bu yana ilk kez vekil çıkaran CHP'de Tahsin Ocaklı da parlamentoda olacak. Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de CHP listesinden Erzincan'dan vekil olmaya hak kazandı. Sağ olun kardeşlerim çok teşekkür ediyorum. Ahmet Eşref Fakı Baba ise İyi Parti Ankara 1. Bölgeden milletvekili seçildi. Turhan Çömez, Cihan Paçacı, Buğra Kavuncu, Kürşat Zorlu da meclise girdi. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş de milletvekili oldu. <laughs> AKP'nin 15'i büyük şehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. AKP'nin listesinden seçimlere giren 3 Hüdaparlı isim de meclise girdi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Sekreter Şehzade Demir ve Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç AK Parti listelerinden milletvekili seçildi. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı ise AKP'nin bir milletvekili çıkardığı Batman'da gerekli oyu alamadı. Yeniden Refah Partisi İstanbul 2. bölgeden aday olan Fatih Erbakan da meclise girdi. AKP listelerinden seçimlere giren ve İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi. AKP'nin Ankara 2. bölgede 5. sıradan aday gösterdiği Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçek de milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı bir uyum yasaları sürecinin tamam. Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle seçime giren Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. bölgede %1 oy aldı ve seçilemedi. Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek AKP listesine 6. sıradan aday olan savcı Sayansa meclise giremedi. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın akrabaları tarafından 2018'de seçim sürecinde babası ve kardeşi katledilen Ferit Şen Yaşarsa Yeşil ve Sol Parti'den Şanlıurfa'da 4. sıradan meclise girdi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mitat Sancar da milletvekili seçildi. Buldan Van'dan milletvekili seçilirken Sancar'sa Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı. Yeşil ve Sol Partiden milletvekili adayı olan gazetecilerden Cengiz Çandar meclise girmeye hak kazanırken Hasan Cemal seçilemedi. Türkiye İşçi Partisi'nden Can Atalay, Serra Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık da parlamentoda olacak. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Hatay'dan aday gösterilmişti. Atalay, %8,7 oyla meclise girdi. Şimdi bir de tabii bu seçimde oyu düşenler. Şimdi efendim, kararları rasyonel vermek lazım. Şimdi duygusal insanlarız, duygusal bir toplumuz ama kararları rasyonel, akılcı vermek lazım. Mesela bu anlamda yeşil sol hareket ve tip sorgulama yapmaları gerekenlerden oylarındaki düşüşe baktığınız zaman. Şimdi mesela bakın Sayit Yılmaz Fenerbahçe'den atılacaksınız divan kurulundan. İsmail Bey kardeşim öncelikle hem dün akşam hem bu sabah gösterdiğin direnç ve halkın haber alma hakkına saygı gereği gösterdiğin emek için sağduyulu duruşun için teşekkür ediyoruz. Söylediğin gibi kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk. Kolay mı? Değil. Seçimde kullanılan paradigmalar duygusal bir millet olmamızdan ötürü farklı işledi. İkinci turda çok şey değişecektir. Zira bizim milletimiz duygusal zemini terk edip önündeki tabloyu gördükten sonra bir kez daha düşünecek akıl ve gerçeklerin farkındalığına varacaktır. Sevgi ve saygılarımla diyor Sayit Yılmaz. Kadıköy'den